şu var, orada çok güzel bir şey söylediniz. Yaşlanan rahim değil, yumurtalık. Evet. Yani yumurtalar bittiği için doğurganlık bitiyor. Onu da şöyle yapıyoruz, hani basında da duyuyoruz, 58 yaşında anne oldu, 62 yaşında anne oldu. Nasıl oluyor? Genç bir kadının yumurtasıyla tüp bebek yöntemi yapıp o kadının rahmine yerleştiriliyor. Taşıyıcı anneanneler var. Taşıyıcı anneanneler. Yani rahim yaşlanmıyor. Temin ettiğiniz evet. sürece. Aynen, rahimin hormonal... bir bebeği taşıma ve doğum yapma kapasitesinde bir sıkıntı olmuyor. Sorun yumurtanın bitmesi. Orada çok enteresan bir şey var. Yumurtanın tükenmesiyle ilgili. Anne karnından başlayacağım. Kadın daha anne karnında yaşlanmaya başlıyor. Şimdi nasıl? Onu İlginç bir tanım oldu, evet. Aynen. Şimdi düşünün, bir kız çocuk anne karnında, yani kız cenin 5 aylık oldu. 5 aylık olana kadar yumurtalıklarında hızla yumurta hücresi yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ve ortalama 2 milyon yumurta hücresi var. 5 aylık bir kız çocuğu anne karnında. Doğdu, 4 ay daha geçti. Onu da kaybediyor. 1 milyona düşüyor, yarısı gidiyor. Ya yani anne karnında 5 aylık olduğunda zirve, ondan sonra bir daha yeni yumurta yapılmıyor. Ve doğuma kadar olanı da kaybediyor. Ortalama 1 milyona düşüyor. Ergenliğe kadar bunun da yarısı gidiyor. 500 binlere düşüyor. Ondan sonra her ay, her adet döneminde bu yumurtalar azala 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 menopozda da tükeniyor. Yani o yaşlanma gerçekten anne karnında başlıyor, kayıp. Misin?